Son dönemde fiyatları artan konutlara talep azaldı. Vatandaş kiralık dairelere yöneldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %59,6, reel olarak ise %17,9 oranında arttı. Son dönemde fiyatları artan konutlara talep düştü. Konutları pahalı bulan vatandaşlar kiralık dairelere yöneldi. Emlakçılar konut fiyatlarında artış ivmesinin sürdüğünü belirtirken talebin azaldığını söyledi. Konut fiyatlarında yükselme var tabii, artışlar var. Talepte de azalma var. Konut fiyatları yükselince talepler azaldı tabii. Konut fiyatlarında belirli bir süre bir duraklama olabilir. Yani fiyatlar yüksek olduğundan dolayı belirli bir süre fiyatlar o seviyede bekleme sürecine geçer ama düşüş olacağını pek zannetmiyorum. Fiyatlar sebep tabii ki etkenleri var ama tabii malzemenin artışı, fiyat artışı konut fiyatlarında. Artı bir de bizim bu bölgede eskisi kadar inşaat yapılmıyor. Eskisi kadar inşaat yapılmadığı için fiyatlarımız yüksek. Yani yeni dairelerin ortalama fiyatları 2+1'ler 1 milyon. Eski yani 30 yıllık diyelim, 30-35 yıllık binalarda aşağı yukarı 500-600 gibi buldu yani fiyatla. 500-600 bin TL. 2-3 ay önceki yeni dairelerin fiyatları da biraz, yani şöyle söyleyeyim, yeni daire 700 bin 800 aralığında bulma şansımız vardı. Eski dairelerde de ortalama 400-450 bin gibi bulabiliyorduk. Kiralıklarda talep var, kiralıklarda yoğunluk var fakat kiralarda da yükselme var. Ortalama bu bölge bir yeni 2+1 bir dairenin kirası 4000-5000 TL gibi oldu. Müşterilerimiz kiralıklarda çok arayan var yani. Normal vatandaş daire alamayınca, imkanlar yetmeyince kiralığa dönüş oldu. Kiralıklarda dönüş oldu. Kiralıklarımız da geldiği gibi gidiyor tabii. Tabii bu bölgede çok yabancı talebimiz de var. Yani satılık dairelerde mi? Satılıklar da var, kiralıklarda da var. Kiralıklarda ben geçen ortalama 16 ülkenin, yani vatandaşını saydım sadece burada bizden kiralık daire isteyen. Bahçelievler bölgesinde, evet. Satılıklarda da talep oluyor. Daha bugün arayanlar oldu. Somali, Suriye, İran, Irak, Afganistan, bu Arap ülkelerini sayabiliriz yani. Valla dediğimiz gibi konut fiyatları bayağı çok arttı. Bugün 2-3 ay önce verdiğimiz daire, atıyorum 400 lirası bugün 800 lira oldu. Ve eski daire, talepler yok şu an. Bugün yeni yapılan bir daire zaten 1 milyondan aşağı değil. O yüzden şu an emlak piyasamız durgun. Bugün eski bir daire, İsseli bir daire yani bugün 400 lirayla 600 lirası dönüşüyor. Kat ittifaklı iskanlar da 500 lira ile 800 lira arasında dönüşüyor eski daire. Yeni dairelerde bugün 1 milyon ve 1,5 milyon değerinde. Bugün yeni borsa Bahçeli Evler ve artık yeni borsada.